Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in sürpriz bir 11 ile başladığı mücadelede, Falcao ve Mostafa Moendi ilk 11'de yer aldı. Çift forvet sistemiyle sahaya çıkan Galatasaray, ilk yarıya da etkili başladı ve pozisyonlar buldu. Karşılaşmanın gol perdesini açan isim Radamel Falcao oldu. Kolombiyalı golcü 44. dakikada attığı şık golle, takımının ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasını sağladı. İkinci yarıda da Galatasaray'ın kontrolünde geçen karşılaşma, oyuna sonradan dahil olan Onyekuru'nun 80 ve 89'da attığı goller maçın sonucunu belirledi. Maç sonucu: Kayserispor 0, Galatasaray 3. 44. dakika Falcao, 80, 89. dakika Onyekuru. 9. dakikada Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, Doğan Alemdar gole izin vermedi. Seken topta Gedson Fernandes'in şutunu savunma engelledi. 24. dakika Mostafa Muhammed'in kafa vuruşu kaleci Doğan Alemdar'da kaldı. 29. dakika Luyendama'nın orta sahadaki pas hatası ile kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Enrique kaleciyi geçmek isteyince açıyı kaybetti ve içeri çevirdiği topta Uruguaylı file bekçisinde kaldı. 30. dakika Yedlin'in ortasında Falcao kafa vuruşunu yaptı, top az farklı out'a gitti. 34. dakikada Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart gördü. Deneyimli oyuncu gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray, Kayserispor karşısında Falcao'nun 44. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 3 gole imza attı. İkinci yarı, 47. dakikada Emre Akbaba'nın vuruşunda Doğan Alemdar gole izin vermedi. Dönen topta ise Mostafa Moeng topu kontrol edemedi. 68. dakikada Galatasaray'da Emre Akbaba ve Mostafa Muhammed'in yerine Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu dahil oldu. 75. dakikada Galatasaray'da Gedson Fernandes'in yerine Fekabli oyuna dahil oldu. 80. dakikada gol geldi. Galatasaray, Onyekuru ile farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada gol geldi. Fekabli'nin asistinde topla buluşan Onyekuru, bir kez daha gol sevinci yaşadı ve farkı 3'e çıkardı. Fatih Terim'den Belhanda açıklaması: biz Belhanda'yı, 6 ay yazmadığımız Natomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem. Özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır, 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağlupluk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticeleri söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdını gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim. Belhanda'nın bir kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapanmıştır, bitmiştir.